Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yine çok kolay bir tarif yapalım inşallah. Baklava yufkasından peynir böreği yapacağız. Öncelikle tereyağımı, yani 2 dolu yemek kaşığı tereyağımı güzelce eritmiştim yakmadan. Şimdi diğer malzemeleri tereyağının içine eklemeden önce şu tepsimi güzelce bir yağlıyorum. İsterseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz tabii ki de. Böreğin sosu için gerekli olan malzemeleri ben videonun açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Ama buradan da şöyle kısaca anlatayım. Yine siz oradan bakarsınız. 2 dolu yemek kaşığı tereyağını güzelce erittim. Karıştırma kabına aldım. Şu anda soğuk durumda. 1 kabartma tozum var. 1 su bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 adet de yumurtam var. İç harcı olarak da beyaz peynir ve krem peynir kullanıyorum. İsterseniz hani dediğim gibi farklı peynirler kullanabilirsiniz ya da farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Bu beyaz peynir ve krem peynirin üzerine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber ekliyorum. Bu da tamamen size kalmış. Şöyle ekliyorum, güzelce karıştıracağım ve hemen böreğimi yapmaya başlayacağım. Şöyle bir çatal yardımıyla peynirlerimi eziyorum. Eğer severseniz bu iç harcın içine yeşil soğan, maydanoz ekleyebilirsiniz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Hani biraz açmak açısından. Hem de biraz daha kıvam alması açısından. Şöyle. Ve 2 yumurtanın 1 tane akını da bu peynirli iç harcımın içine ekleyeceğim. Yumurta akını peynirli iç harcımın içine ekliyorum. Yumurta sarısını da sosumun içine ekliyorum. Bu iç harcını poğaçalarınızda da kullanabilirsiniz. Tereyağını eklemiştik. Yumurtasını da ekledik. Şimdi sıvı yağını ekliyorum. Bir su bardağı sütünü ekliyorum. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Kabartma tozunu ekliyorum. Baklavalık yufka çok çabuk kuruyan bir yufkadır. O yüzden üzerini örtmenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir katman alıyorum. Hepsine güzelce yerleştiriyorum. Hatta ilk katmanı şöyle biraz kat kat da serebilirsiniz. Üzerine şöyle güzelce sosundan yerleştiriyorum. Aynı şekilde bütün yufkalara işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Şöyle güzelce seriyorum. Sosundan yerleştiriyorum. Şöyle fazla gelen kısımlarını iç kısma kıvırıyorum bu sefer. Tarafı düzgün yapacağım. Şöyle. Hatta şöyle yapalım daha kolay olsun. Şöyle. Bu sefer karşı taraftan kıvırıyorum. Buradan kıvırıyorum. Bu sefer de buradan kıvırıyorum. Şöyle buraları da güzel.
güzelce sosundan yerleştiriyorum. Bir tane yufkayı da şöyle ortadan bölüyorum. Bu ortası ince olmaması açısından ortaya seriyorum sadece. Göz kararı, yani isterseniz tabi sayabilirsiniz ama biraz zor oluyor ince olduğu için. Göz kararı yarısını, yufkaların yarısını tepsime yerleştirdim. Şimdi iç harcını yerleştiriyorum. Evet, iç harcını güzelce yerleştirdikten sonra şimdi üst kısmını yine aynı şekilde yufkalarımı yerleştiriyorum. Kurumasın diye kapatmıştım üzerine. Son yufkayı şöyle kenarlarından bakıyorum. Daha düzgün durması açısından. Şöyle kenarlarından koparacağım, keseceğim şöyle. Zaten hemen çekseniz gelir. Şöyle düzeltiyorum. Bunu alt kısma yerleştireceğim. Ki kötü gözükmesin. Artık yufkalarım kurumaya başladı. Buradan çıkan parçayı da buraya yerleştiriyorum. Evet. Şimdi bu artan sosumu da güzelce böreğin üzerine yerleştiriyorum. Fırçamla güzelce üzerine yerleştiriyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi doğruca fırına. Üzerine biraz susam serpiyorum. Sıcak fırında 190 derecede pişireceğim. Evet, peynirli böreğim pişti. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişirme süresini ayarlayın. Evet. Böreğimiz hazır. Gayet de güzel gözüküyor. Yapımı da oldukça kolay. Şöyle bırakayım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve farklı içler de kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evde kalın. Hayırlı iftarlar dilerim.